Bir zaman kalbime geldi. Niçin Muhyiddin-i Arabi gibi harika zatlar sahabelere yetişemiyorlar? Sonra namaz içinde Subhane Rabbiyel Ala derken şu kelimenin manası inkişaf etti. Şimdi manada bir derinlik var. Yani şimdi bir damla su da sudur ama bir okyanus da su. Değil mi? Yani Subhane Rabbiyel Ala, yüce Ali olan Rabbimi bütün noksanlıklardan tenzih ediyorum. Takdis ediyorum. Deyince benim anladığım manayla Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin anlayıp da secde ettiği mana veya Hazreti Ebubekir'in anlayıp da secde ettiği o manayı anladıktan sonra secde etmesi. İşte Hazreti Peygamber'in herkese aynı değil. Subhane Rabbiyel Ala derken şu kelimenin manası inkişaf etti. Tam manasıyla değil, fakat bir parça hakikati göründü. Kalben dedim, keşke bir tek namaza bu kelime gibi muvaffak olsaydım, bir sene ibadetten daha iyiydi. Yani kıldığım namazın bütün her kelimesi, her tesbihi, her okuduğum ayet Allahu Ekber, işte Subhane Rabbiyel Azim, Ettehiyyatü İlahir. Bu Subhane Rabbiyel Ala gibi olsaydı, onlar da manaları inkişaf etseydi, benim kıldığım bu namaz şu an bu manaları inkişaf etmeden kıldığım bir sene ibadetten daha keyfiyetli, daha kaliteli olurdu. Yani şöyle de denilebilir mi? Bizim bir sene boyunca yaptığımız ibadeti terazinin bir kefesine koyalım. Sahabenin kıldığı bir rekat namazı bir kefeye koyalım. Öyle azim fersah fersah bir fark var. Hani Üstad Seri 21. sözde de anlatıyor ya. Yani bir hurma çekirdeğinden meyve vermiş koca bir hurma ağacına kadar ne kadar mertebeler var. Namazın meratibinde de bu kadar mertebeler var diyor, değil mi? Evet. Dolayısıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in namazı da, peygamberlerin namazı da, sahabelerin namazı da, büyük evliyaların, ulemanın namazları da, bir mümin namazı da baktığın vakit hepsi mahiyet itibariyle namaz. Ama çekirdekten koca bir ağaca kadar, zerreden koca bir güneşe kadar bunlar arasında mertebeler var, değil mi? Evet. Allah razı olsun. Tamam. Yani şeyden zahiri gözle baktığımızda mesela işte bizim normal bir cami de cami ama Süleymaniye'nin Evet. yanında. Aynen öyle. Yani ikisinin de ismi aynı olması, mahiyetinin de aynı olması manasına değil mi? Gelmiyor. Üstad bunu şeyde de, ismi fertte de anlatıyor. Yani orada Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yüksek makamı, o yüksek makamdan doğrudan istifade eden sahabelerin kıldığı namazın, ne aynı bu mana orada da var. Bir zaman diyor, bir tek tesbihin, bir tek namazda. Sahabelerin tarz-ı telakkisine yakın bir surette bana inkişafı, bir ay ibadet derecesinde ehemmiyeti göründü. Sahabelerin yüksek kıymetini onunla anladım. Mesela seni orada ekliyor, diyor ki, Habibiyet derecesine gelen ubudiyeti Muhammediye. Şimdi onun ubudiyeti öyle bir ubudiyet ki, herkes Allah'ı sever ama, değil mi? Yani Allah'ın özel olarak sevdiği kulların sınıfına bu ubudiyetle gitmişler. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'dan istifade eden sahabeler gibi biz de o yoldan yürüyebilsek herkes kendi mertebesine göre. Ama sahabelerin bir Sübhane Rabbiyel Âlâ'dan dediği şey değil mi? Yani uzaktan uzağa sana görünse bile bir ay, belki bir sene, belki ömür boyunca kıldığın ibadetlerden, yaptığın hayır hasenattan çok daha kıymetli yani sahabelerin yaptığı. Evet, diyor ki namazdan sonra anladım ki o hatıra ve o hal sahabelerin ibadetteki derecelerine yetişilmediğine bir irşattır.